Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Mektubat-ı Rabbani yüksek bir tefekkürün karşılığı olan e, hani yüksek bir tefekkür ve Allah'u Allah, Allah Teala'ya iltica etmenin e, karşılığı olan tezahür, tezahürlerden ibarettir. Bu tezahürler, te tezahürler insanların anlayacağı şekilde yani onun tabirini tabirini İmam Rabbani yapmamış bu duruma düşen biliyor ki bunun karşılığı var. Yalnız sana şunu söyleyeyim. Yani senin için senin için sana rahmet nazarıyla bütün hal ve hareketlerine hayır hayırla kötü durumuna dahi hayırla rahmetle bakacak olan kişi kimdir? Annendir. Kadındır. Yani insanın yani Allahu Teala böyle tecelli etti davası gerçekten bir kadın suretinde falan anlayış bu kardeşim. Bu sizin ne İhsan Şeyh okuması gereken bir kitaptır ne senin okuman gereken bir kitaptır Mektubat-ı Rabbani Mektubat-ı Rabbani 1400 şey İmam-ı Rabbani'nin o zamandaki ehli tasavvufa yüksek kısımdakilere yani o zamandakilerle bu zamandakiler bir değil bunların çoğu da zaten şeydir zıl kemalattır kendisi nebi hükmündedir bak bunu açıklamamıştır. Oradaki, oradaki şu ibare nüvvet kemalatının husulü beşarete gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Noktadan maksadı tasavvuf ehli açıklayamamıştır. Çünkü tasavvuf manası onlarda kaybolmuş. Sizde din mahrecinde batın anlamı batın anlamını yitirdiği gibi. Tasavvufun tari, e, tabirlerini benim yazdığım e, kitapta da var, e, blogurada da var. Al, oku, tasavvuf ne demek? Bu dinden ayrı bir şey değil. Yalnız İmam-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani, dedim ya dün vekibatın usulü beş gelince o ancak bir noktayla ifade edilir. Noktadan maksadın vahiy olduğunu, neden nokta nokta ile açıklanabileceğini açıkladım. Böyle bir tabiri o mektubatı Rabbani'den cımbızla çıkma çıkarmak ve açıklamak her baba yiğidin harcı değildi. O tabiri açıklamak için ehli nüvvet olmak lazım geliyordu. Yani e, vahiy yakınlığına sahip olmak gerekiyordu. İlahi lütuf bu vasva ilahi e, ile geldim. Vahiy yakınlığına erdim. Yani Allahu Teala'nın vahine muhatap oldum. Muhammedi nüvete sahip oldum. Daha çocukken nüvet kemalatına sahiptim. Ancak Muhammedi nüvet sahibi değildim. Ters gelebilir. Ama okuduğun kitapta okuyup okutmakta olduğunuz kitaplarda kitaplara kitaba yani Kur'an'ı kadime göre Duhan İbn Seyyad hadisinin şahit ettiği Duhan 10 ve sonrasında bahsedilen yüz çevrilen benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek resul denizim Sana tavsiyem yaşarken yaşarken istiğfar et. Mektubat-ı Rabbani sahibi İmam-ı Rabbani diyor ki benim diyor bu yazdıklarımı Mehdi Aleyhidvan okuyacak tam manasıyla hak verecek. Tam manasıyla hak verecek. Böyle bir yol var. Böyle bu yol var. Gerçekten var. Ama artık suistimal derecesinde e, olduğu için bu yolu talip etme şeyi, vasfı kaldırılmıştır. Bu talim böyle bir yol var. Nakşibendi tarikatında da bu nüvvet kemalatına açılan kapı vardır. Çünkü ben nüvvet kemalatı sahibiydim. İyi dinle çocukken ama kendime has velayet e, sahibiydim. Şimdi Allahu Teala ben bunu bilmiyordum. Gittim İsmail'e ya, cemaatine yani e, işte bilmiyorum ya kendimi cahil Joel abi ama, ama vasıf olarak belli bir safaya gelmiş sonradan anlıyorum bunu sonradan anladığım için söylüyorum İsmail gidiyorum tarikat ders alıyorum zıl kemalattır yani bu kemalat bende olduğu için zılları zıl kemalattan bu bütün efendilerin gavusların kutuplarından ne hiç hükmü yok irşat mahiyetinde bunu söylüyorum ama hiç hükmü yok ama hiçbir normal insandan farkı yok? Tarikatlarda e, böyle bir şey var. Sevk var. Sevki ilahi var. Ama bunların dediği gibi değil tabi. Kendine bendetmek yani Allah'a hasedilmesi, Allah'a sevk edilmesi gereken bu nüvvet yolu. Allahu Teala'ya sevk. Biz yazılarımızda, çizilerimizde bunları söyledik. Sen de Ahmet Alçay, Facebook, YouTube'da şeylerim var, blogun işareti var, Facebook işaretlerim var, TikTok işaretlerim var. Bunlara bak, sözlerimden bunları çıkarabilirsin. Yani bir, e, bu sözleri söyleyenin profili, bunları kim söyleyebilir? Yani 1400 sene sonra gelecek bir kişi ilmi düstur koyacak. Kim koyabilir? Yani kim 1400 sene sonra? 1446 sene sonra gelecek Resulullah'ın hilafına, beyanlarına hilafına bak müceddiklik vasfını sahip olmak için sırf zaman mefhumunu anlatmak yeterlidir. Çünkü içinde kader mevzusunu barındırıyor. Allahu Teala'nın zatına tavluk eden meseleleri barındırıyor. İmam-ı Rabbani'ye karşı yaptığın şeylerden tövbe et. Hem dedim ya İnsan şöyle hocanın da okumaması gereken kitaplar bunlar. Velayet Erbabı'nın anlayabileceği bir kitap değil Mektubat-ı Rabbani. O bir kişiye yazıldı. Mehdi Aleyhi bendenize yazıldı desem yeridir. Çünkü e, ayrı zamanda gelecek Mehdi benim kitaplarımı okuyacak tam manasıyla hak verecek diyor. Ondan dilinizi elinizi dilinizi her ne uzanıyorsa ona karşı e, yani hakaretvari çek elini çek yani bunun karşılığını e, çok kötü bir şekilde dünyada da dünyada da görürsün Allahu Teala İbrahim Teala için gösterirsin ha bu korkutma mı yok bu bir gerçek istersen çık bir daha söylüyorum de. Bakalım ne olacak. Ama önce beni bir tanı. Önce bir beni tanı. Beni tanımaya çalış. Ben bu dini anlatmada anlatmanın karşılığı ne bir kuruş para, ne bir tazim, ne bir şey, hiçbir şey beklemiyorum. Ama size düşen zaten tazim olacak. Size düşen tazim olacak. Size düşen boyun eğme olacak. Hakkın karşısında olması lazım. Ne için? Kurtuluş. Kurtuluş bizimle beraber. Sizin böyle ahkam kesme, şu şöyle bu böyle deyip atma kabiliğinden bilmiyorsan susacaksın. Bak susmadılar. Zaman mefhumunda iştihat alimleri bile sakata geldiler. Şey, itikat alimleri. Zamana küfretmeyin, zaman Allah'tır derken onlar zaman maluk dedi. Büyük ihtimalle sen de o yoldasın. Yok biz bunu kabul ediyoruz. Beni kabul etmiyor. Beni kabul etmemekte, her şeyi kabul etmemekte kafir oluyorsun zaten. Yani ortaya koyduklarımı anlayıp, kavrayıp, kalp esenliği sağlamanın yoluna bakın. Ondan sonra yaşarken, ben yaşarken bilhassa, yani ya Mehdi diyebilme ee, yoluna bakın. Yoksa bunun ötesi ne ehil tasavvuf ne işte bu zaire hükmeden sizler hesapta e, büyük ihtimal demiyorum en ufak bir şüphem yok kafir olarak öleceksiniz. Bu Allah'ın fazlıdır. Ledine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.